أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Rabbül Alemin okunan ayetleri anlamayı, anladığımızla amel etmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتُكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَم۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Aziz ve muhterem müminler, hayat rehberimiz, ölçümüz, iyi ve yanlışın ayırt eden, iyiliklere teşvik edip kötülüklerden sakındıran yegane rehberimiz, pusulamız Kur'an-ı Kerim. Bu Kur'an-ı Kerim bizim hayatımızın her alanında ölçü olduğu için ona uymak zorundayız ki doğru yolda olalım. Okuduğum ayet-i kerimede Allahu Zülcelal Hazretleri Rum Suresi ayet 22'de şöyle buyuruyor: göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasında onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır. Aziz ve muhterem kardeşlerim, muhterem müminler, geçen haftadan bugüne yaşadığımız birçok sıcak olaylar var. Ve bu olaylar karşısında nasıl hareket edeceğimizi de bize Rabbül Alemin, işte Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşu, Kur'an-ı Kerim'in her asırda her dakika tazeliğini koruyuşu ve insanı eşref-i mahlukat olarak vasfının devamı için bu kurallara davet ediyor. Okuduğum ayet-i kerimede de ifade ettiği gibi renklerinizin, dillerinizin farklı oluşu üstünlük değil, birbirinize olan ülfet ve muhabbetin kaynağı Allah'ın varlığının delillerinden. Aziz kardeşlerim, muhterem müminler, İslam birliğe davet eder. İslam kaosu, terörü, her türlü şiddeti kesinlikle yasaklar. Müslümanlar zaman zaman maalesef, bazı zaman bilerek, bazı zaman bilmeyerek nefsi arzularının esaretine düşmüş, şahsi menfaatleri ön plana çıkarmış, Allah'ın rızalığını unutmuş, hisleriyle, heva ve arzularıyla maalesef yanlışlıklara yönelmiş. Gelin aziz kardeşlerim, yaşadığımız bu günlerdeki olaylara İslam penceresinden bakalım. İslam penceresinden bakalım ki hayatımızı karartmayalım. Hayatımızı kararttıktan sonra keşkeler fayda vermez. Ah keşke böyle olmayaydı denmez. Aziz kardeşlerim, muhterem müminler, sözümü iyi dinleyin. Hiçbir karanlık güçler, hiçbir terör olayları insanları öldürmek, insanları kaosa sürüklemek amacıyla geliyoruz demezler. Hep güzel laflar, güzel yaldızlı sözler ile insanları maalesef organizeli bir şekilde kendi pis emellerine, kendi pis yollarına yönlendirecek tatlı sözler söylemişler. Aziz kardeşlerim, birlik ve beraberlik emredilir ve teşvik edilir dinimizde. Birlik ve beraberliği tesis ve temin edecek ve devam ettiren ve koruyan unsurları yapmak emredilir. Birliğe, beraberliğe, huzura gölge düşürecek her türlü davranış yasaklanır.
birlik ve beraberliğe zarar veren, onu zayıflatan, yıkan her şeyde yasaklanır ve onlardan uzaklaşmak gerekir. Allah muhafaza eylesin. Ayet-i kerimede ifade edildiği gibi, ey müminler, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسًا. Fitneden korunun, fitne ateşinden korunun. O fitne sadece çıkaranları değil, o fitneye sessiz kalanları da, o fitneyi görmemezlikten gelenleri de yakar bitirir. Aziz kardeşlerim, insanların kendilerine vazife olmayan işlere yönelmesi veya insanlar kendi aralarındaki hak ve hukuku kendilerinin pay etmesi bir çeşit fitneye, davetiye çıkarır. Kıymetli kardeşlerim, muhterem müminler, evrensel hukukta da İslam hukukunda da bir kaide vardır. Bir suç kime aitse onu bağlar. O suçun işleyen kişinin cezasının da verilmesi güvenlik güçleri, devletin kurumsal yapısında görevli olan birime düşer. Hangi suç, hangi kuralsız bir davranış olursa olsun, onun karşılığını, onun cezasını hangi ülkede olursak olalım, o ülkenin kuralları belirler. O ülkenin kanunları karşısında sorumluluk arz eder. Allah muhafaza eylesin. Bakınız, çok ciddi, çok dikkatli, çok uyanık olmak mecburiyetindeyiz. Bakınız, fitne diyorum, kargaşa, belirsizlik insanları korkunç içerisinden çıkılmayacak noktalara götürür. Onun için aziz kardeşlerim, İslam birlik ve beraberliği ve bu birlik ve beraberliği sağlayan her şeyi emrederken, İslam buna mukabil tefrikayı, tefrikaya ve birlik ve beraberliği bozan her türlü davranışı yasaklar. Bir milletin ırkı, bir milletin kültürü ne o milletin övünç kaynağı olur, ne de yerilme, utanç kaynağı olur. İslam inancımızda olduğu gibi, ırkçılığı Allah Resulü ayaklarının altına aldığı halde, İslam kardeşliği bizim iman esaslarımız olduğu halde, bir insan bir fiili işlemesi imani değerler ölçüsünde, imanın gerektirdiği bir davranış ile yapıyor ise sevap alır, Allah'ın razı olduğu kul olur, Allah'ın sevgili kulu olur. Allah'a en yakın davranış bir şekilde bir hareket icra etmiş olur. Bir insan da yanlış, insanlığa, ahlaka aykırı bir davranış sergiliyorsa, o da reddedilir, o da kınanır. Gerekli cezayı Allah-u Teala dünyadayken verilmesiyle beraber, bir takım cezalar vardır dünyadayken verilmesini arzular ve mahşerde de yüzleri kara olarak, mahcup olarak mahşerde ellerin, ayakların şahitliği edip konuştuğu o günde sevap keselerinin boş olduğu ifade edilir. Aziz kardeşlerim, bu vesileyle özellikle ve özellikle önümüzde bağrımıza hançer gibi saplanan bir Orta Doğu'da, Filistin'de yanan bir ateş var. Zalimlerin, kafirlerin Müslümanlar üzerine toptan yüklendiği, toptan yok ettiği bir alanda, bir durumda o alevi unutturacak. O aleve karşı başka yerlere, başka yerlerdeki Müslümanların güçlerini kıracak davranışlara yöneliliyor. Uyanalım Müslümanlar. Müslüman basiretli olur. Müslüman uyanık olur.
Müslüman inancının gereği olarak hareket eder. Bir insanın yapmış olduğu yanlışlıktan dolayı ortalığı, çarşıyı, pazarı, mahalleyi yıkıp dökmez. Bunu yapan kişiler iyi niyetli değildir. Bunu yapan kişiler dürüst değildir. Bunu yapan kişiler ahlaklı değildir. Aziz kardeşlerim, hepinizin bildiği gibi birkaç gün önce Kayseri'de bir ahlaksız, hayvandan daha aşağı bir mahlukun bir masum çocuğa yapmış olduğu bir eylemden, bir ahlaksızlıktan dolayı hepimizin tabi morali bozuldu. Bu noktada hakikaten sinir uçlarımıza dokunsa da bunun cezasının, bunun gerekli işlemlerinin yapılması bize düşmez. Devlet niye vardır? Devletin güvenlik güçleri deyince aklımıza asayiş gelir. O asayişi kontrol eden polis gelir. Savcı gelir, hakim gelir, bekçi gelir, asker gelir. Bunların hepsi bu alanda yetkili ve sorumlu. Bir polisin belinde silahının olması güvenliği ifade eder. Güvenliği, güvenlik mesajı verir. Ama bir vatandaşın belinde silahın olması kargaşayı ifade eder, kaosu ifade eder. Herkesin üzerine düşen bir takım vazifeler var. Polisin yapacağı vazifeyi halk yapamaz. Hakimin vereceği kararı manifaturacı veya restorandaki çalışan işçi veremez. Mahalledeki bakkal veremez. Hakim niye vardır? Savcı niye vardır? Polis niye vardır? Kaldı ki evrensel hukukta da, İslam hukukunda da bir hata kim işlemiş ise o kişi onunla muhataptır. Ne onun çocukları, ne onun soyu, ne onun ailesi, ne onun anası babası sorumlu değildir. Böyle bir inancımıza sahip olmamıza rağmen bakıyorsunuz birçok illerimizde toplumu galayana getirecek, toplumu kaosa götürecek, düzeni bozacak, insanları birbirine düşürecek hareket, şer güçleri hareket etmiş durumda. Bunların hepsini devlet tespit ediyor. Gerekli işlemleri başlatılmış durumda. Bu noktada hiç tedirginliğe, hiç kargaşaya muhal bırakmayacak şekilde Allah'a şükürler olsun gerekli karşılığını verecek. Ancak bu noktada ve gelecekte bu gibi olaylar dalga dalga Allah muhafaza eylesin yayılırsa önüne geçilemeyecek, Allah muhafaza eylesin birbirimizi yok edecek noktalara gidebiliriz, Allah muhafaza eylesin. Ve bakınız aziz kardeşlerim, şu anda Orta Doğu'daki yanan ateşe suretle planlı programlı sonlanması için ülkeler, İslam ülkelerinin içerisinde en fazla çaba sarf eden Türkiye olmasıyla beraber bu manada ve Türkiye'mizin, devletimizin bu noktadaki güçlü ve kararlı olduğunu gördüklerinde gece uykularını kaçıran sözüm ona emperyal işbirlikçiler düğmeye basmış durumda. Bugün Afrin'deki Türk bayrağını oradaki mahalledeki, çarşıdaki, pazardaki, sokaktaki Suriye ve Türk bayrağıyla özdeşleşmiş adeta oralarda asayişi koruyan, oralarda varlığını sürdüren Türk güçlerimizin oradaki bayrakların yakılmasıyla Kayseri'deki o ahlaksızlığı yapan zihniyet aynıdır. Bunlara karşı uyanık olmamız gerekir. Afrin'de Türk güçlerimizin, polis güçlerimizin polis arabasına çıkıp da İnsanları haydi saldırın diye ilan edip anons eden insanın İngiliz ajanı da olduğu ortaya çıkması da basit bir olay değil. Uyanalım aziz kardeşlerim. Özellikle kartların yeniden karıldığı şu Orta Doğu'da Müslüman toplumları dillerine, ırklarına göre birbirlerine düşman yıllarca yapıldığı gibi
tekrar o ırkçılık ruhuyla birbirlerine düşman edilmeye çalışılıyor. Sakın ha sakın bu oyuna gelmeyelim aziz kardeşlerim. Bugün birkaç illerimizde gece sosyal medyada organize olup sokaklara inip gösteri yapan bir takım insanlar var. Bunlar kesinlikle kabulü mümkün değil. Bunlar şer odakları. Bunlar devlete, bunlar devletin halkına, bunlar kutsal değerlerimize hakaret eden, bunlar kanun kural tanımaz vandallardır. Şer güçleridir. Dolayısıyla aziz kardeşlerim, İslam birliğimizin kardeşlik ruhunda oluşunu asla ve asla unutmayalım. Kıymetli kardeşlerim, bu bağlamda özellikle ve özellikle hiçbir ahlaksızlığın, hiçbir çirkinliğin tasvir edilmesi mümkün değildir. Bir hata, bir yanlışlık ne bir milletin ırkından ne milletin iyi ve kötü oluşundan ileri gelmez. Kötülük her zaman kötülüktür. Kimden gelirse gelsin, ahlaksızlık, çirkinlik nereden gelirse gelsin asla ve asla kabul edilemez. Bu kötülüğü genel bir topluma yaymak, genel bir toplumun sanki vasfıymış gibi lanse etmek ayrı bir fitnedir kardeşlerim. Bizim inancımız bunu söylemiyor. Bakınız muhteremler, bir inanca sahibiz. İslam inancı barışı, İslam inancı adaleti, İslam inancı bütün iman edenleri kardeş olarak görür. Bu kardeşlik arasındaki uyuşmazlığı, anlaşmazlığı yine İslam'ın öngördüğü aralarını bulmayı emreder. Asla ve asla ırkçılığı teşvik etmez, tasvip etmez. Bu manada farklı görüşler olsa da, farklı düşünceler olsa da ayet-i kerimede ifade edildiği gibi bunlar Allah-u Teala'nın yaratılmış olan mahlukatlarındaki farklılıklar Allah'ın varlığına ve birliğine ve kudretine delil olurlar. Nitekim şu anda o ahlaksızlığı, çirkinliği yapan tutuklandı ve gerekli ceza verilecek. Bu cezayı devlet verir. Bu cezanın verilmesini halk veremez. Halk ceza verme, efendim adalet dağıtma mekanizması değildir. Devlet niye vardır? Polis niye vardır? Bir kötülüğü gördüğümüz zaman elimizle düzeltmeyi, dilimizle düzeltmeyi, kalbimizden ona buğz etmeyi bir kurumsal yapı içerisinde icra edeceksek bunu yetkili mercilere haber vereceğiz. Sadece o olay değil, kendi mahallemizde de, kendi çarşımızda da görülen bir yanlışlığı, görülen bir felaketi, toplumu karamsarlığa, kötülüklere götürecek fiil ve davranışları yetkili mercilere bildirmekle memuruz, görevliyiz. Her vatandaşın görevidir bu. Ama sokağa çıkarak, sağı solu yıkarak, camları indirerek böyle bir olayın meşru olması ne inancımızda var ne de bir hukuk düzeninde olur. Asla. O konunun için aziz kardeşlerim, aman ha aman ne olursunuz bu konulara inancımız gereği, bak hem inancımız gereği hem İslam toplumunun Orta Doğu'daki birliğe ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu, şu anda buna ihtiyaç var. Sözüm ona bilmem kavramlarla İslam içerisinde Müslümanların kafasını bulandıran sözüm ona ilahiyatçılar neredesiniz? Bu ahlaksızlar karşısında, bu ahlaksızlıklar karşısında topluma bir şey söylemeyecek misiniz? Toplumun birliğini, beraberliğini sağlamak için bir bildiri yayınlamayacak mısınız? İşiniz, gücünüz dini mi karalamak? İşiniz, gücünüz dini kavramlarla mı uğraşmak? Ne acı günler yaşıyoruz aziz kardeşlerim. Ne korkunç günler yaşıyoruz. Onun için aziz kardeşlerim, bu manada birlik ve beraberliği korumak
ve tefrikaları, ayrılıkları bertaraf etmek için önemli olan şu konulara dikkat etmemiz gerekiyor Allah rızası için. Bir, bilgilerin ve haberlerin ehli tarafından açıklaması yapılmadan asla ve asla da sosyal medyalarda paylaşılmamalı. Adam Afrin'deki yakılan ve parçalanan bir bayrak ile bir toplum üzerinde toptan bir saldırı amaçlıyor. Allah muhafaza eylesin. Bakınız aziz kardeşlerim. Biz Adriyatik Denizi'nden Çin Seddi'ne kadar bir devlet idik. Bizi parçalaya 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 işte şu Anadolu topraklarımızda bir de bize rahat bırakmayan bir karşımızda emperyal güç var. Bu güçlere karşı her alanda birbirimize sahip çıkmamız, hatalar karşısında hatası olmayanlara da savaş açacak derecede adeta harekete geçerek kendimizi yok etmemeliyiz aziz kardeşlerim. Devlet niçin var? Devletin görevlileri bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiyor mu ki biz harekete geçiyoruz? İşte hep bundan birkaç yıl önce gördünüz Gezi olayları. Hep iyi niyetle maalesef çıkıyor bunlar. İyi niyetle hareket ediyorlar. Ama sonuna bakıyorsunuz koskoca bir kaos. Ben o zaman Fransa'da görev yapıyordum. Fransa'daki şehirlerden otobüslerle Gezi olayını protesto etmek üzere Paris'e, Amsterdam'a, Strasbourg'a otobüsler kalkıyordu. Ya sizin derdiniz ne ya? Bu Gezi olayları Avrupa'daki şehirlerdeki yaşayan insanların alakası ne? Amaç farklı. Amaç toplumu galayana getirip bir düzeni kaosa çevirip terör noktasında yaşanmaz bir ortam oluşturmak. Onun için paylaşımlarımızı, bilgimizi yetkili olan kurumlardan alarak hareket etmemiz lazım. Şu anda sosyal medyada korkunç bir bilgi kirliliği var. Bu bilgi kirliliğiyle adeta neyin doğru, neyin yanlış, neyin gerçek, neyin kurgulu olduğu bilinmeyecek derecede kirli planlar var. Bu kirli planların oyunlarını bozmamız için asla ve asla sosyal medyada kesinlikle bilmediğimiz parçala, kopyala ve paylaş. Sen de paylaş diyor. Aman bırakam bırakmayam. O paylaştıklarımızdan dahi şer güçler, şer odaklar güçlendiği ve bizim de zayıfladığımızı mutlaka bilmemiz gerekiyor aziz kardeşler. Bu paylaşımları, haber ve bilgilerin yayılması bize zarar veriyor, mağduriyet ve tefrikalara sebep oluyor aziz kardeşlerim. İki, ilmi konulardaki ihtilafları konuları yalnız ilim ehli olan ilim meclislerinde görüşülüp karara bağlanması gerekirken ulu orta bir şekilde medyada, televizyonlarda ilmi farklılıklar ve ihtilafların konu edilmesi tefrikaya götürür insanları. Bu milletin öz değerleri üzerinde yoruma açık, tam hükmü sabit olmayan noktalarda neden hüküm vermeye kalkıyorsunuz? Ey ilahiyatçılar! İslami kimliğin, hukukun şu alanda, bu alanda olur mu, olmaz mı konusunu ele alacağınıza şu anda eşcinsellik, LGBT'ciler, homoseksüelciler, hayasızlar, ahlaksızlar, adiler, aşağılık mahluklar karşısında bir çözüm ortaya koyun, bir hayat ortaya koyun. Bu grubun iki yakası bir araya gelmez. Fitne çıkarıyorlar. Kargaşaya zemin hazırlıyorlar. Toplumun inancıyla oynuyorlar. Ta ilk günden beri İslami değerlerin belli Kur'an ve sünnet ekseninde içtihada açık bir inancımızın kayıda bağlanmamış, net olarak Kur'an'da hükmü belli olmayan kuralların zamanla asırlar geçtiğinde problemlerin çözümünü yine Kur'an ve sünnetten kayda bağlayan müçtehitlerin oluşu ve içtihatla
problemlerin çözümü var iken hiçbir konularda kafa yormayan, şu kelime bu kelime nereye ifade eder, böyle bir şey var mı, böyle bir şey yok mu deyip hiç aslı astarı olmayan konular hakkında milletin kafasını bulandırmayın. Milleti birliğe davet edin. İslam ahlakının, İslam hukukunun, İslam sosyal yaşantının bir medeniyet olduğunu söyleyemeyecek kadar kafanız bulanık, Batı kültüründen nasiplenmiş olduğu sürece bu toplumun değerlerine, bu toplumun güzel noktalara gitmesine asla ve asla bir katkınız olamaz. Bu da sizler aziz kardeşlerim, müminler bunu bilmesi gerekiyor. Bir insanın İslami ilimlerinin tedrisat etmesi, öğrenmesi o kişinin aydın olduğunu da göstermediği işte ortaya çıkıyor. Doğruya, hakka, hakikate, Kur'an'a, Allah Resulü'nün yaşantısına sizi birileri çağırıyor mu? Ona kulak verin, onu dinleyin, onu ölçü alın aziz kardeşlerim.